Arkadaşlar bu sorumuzda diyor ki bir çocuk iki tane test çözmüş. Testin birinci aşama ve ikinci aşama soruları mevcutmuş bunlarda. Diyor ki bu çocuk toplamda 32 soru çözerek 99 puan kazanmış. Deniz'in iki test sonunda da çözdüğüm birinci aşama soruları kaç tanedir diye soruyor. Ve diyor ki iki testte de eşit sayıda soru çözmüştür. E hocam toplam 32 soru çözmüş. E demek ki bu testin 16 sorusunu birinci testten 16. sorusunu ikinci testten çözmüş. Ama her ikisinde de birinci aşamalar olduğu için diyorum ki hocam ben x tane soruyu birinci aşamanın birinci testin birinci aşamasından y tanesini de y tanesinde arkadaşlar ikinci testin birinci aşamasından çözmüş olsun. E hocam toplam 16 soru olduğu için buraya 16 eksi x soru buraya da 16 eksi y tane soru kaldı. Hocam burada her soru x 2 puandı. E burada ne kadar puan alırım? 2x puan. Hocam buradan ne kadar puan alırım? 16 eksi x çarpı 3 puan aldım. Birinci testten toplam topladığım ee, puan bu kadar. İkinci testten ne kadar puan aldım? Y tane soru 3'er puandan 3y puan aldım. Burası da 16 eksi y tane soru 4'er puandan. Bunun sonunda toplam 99 puan kazandığımızı söylüyor arkadaşlar. Hocam bak şunu dağıtınca ne gelir? Eksi 3x. 2x de burada var. Eksi x. 3 çarpı 16 ne geldi? 48. Hocam gördüğümüz gibi 3y eksi 4y de buradan gelecek. Eksi y. 4 çarpı 16. 64 de buradan geldi. Gördünüz mü? 99. Hocam şu x'i karşıya atarsak bizim x artı y değerimiz ne gelir? Bunların toplamları 120, 130, 132. 132'den 99'u çıkardık arkadaşlar. 13 olarak bulduk. Diyor ki birinci aşamada Birinci aşama sorularında kaç tane çözmüştür? E, birinci aşama birinci testte x, ikinci testte y. Yani bize x artı y soruyor. O da zaten direkt cevabın ta kendisi 13 olarak bulunur.